Aydan TV izleyicileri. Bu akşam yine yeni bir konu ve konuklarla beraberiz. Bu akşamki konuklarımız Zehra Taylan, iş kadını, aynı zamanda alternatif tıp uzmanı. Diğer konuğumuz Pınar Tanrıverdi, güzellik uzmanı. Konuklarımıza hoş geldin demeden önce konuklarımıza soru ve görüşlerin için biraz sonra altta yazıma geçecek psikolojiyetin olsa Instagram'a sen soru ve görüşlerini sorabilirsiniz. Pınar Hanım, hoş geldiniz öncelikle. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Zehra Hanım, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim hocam, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi her gelen konuklara sorduğumuz gibi sizlere sormadım. Pınar Tanrıverdi kimdir? Pınar Tanrıverdi 1979 Gaziantep Araban doğumlu. Evli, 3 çocuk annesi. 2006'dan beri güzellik uzmanlığı, kendi merkezlerinde güzellik uzmanlığı yapan bir güzellik uzmanıdır. İş insanıdır kendisi. Bu şekilde. Evet, çok güzel. Zehra Taylan kimdir? Zehra Taylan 1976 Adıyaman doğumlu. Uzun yıllar yurt dışında kalıp memleketine çok uzaktan takip eden bir iş kadınıdır şu anda. Evet. Zehra Taylan biliyoruz iş kadınısınız ama aynı zamanda alternatif tıp uzmanısınız. Evet. O zaman alternatif tıptan başlayalım isterseniz. Alternatif tıp nedir? Şimdi alternatif tıp şöyle söyleyeyim, tamamlayıcı tıp gibi. Özünde bitkisel karışımlarla elde edilen bir tedavi yöntemidir. Sadece bitkisel karışımlarla olmayıp, yani bunlar farklı yöntemlerle kullanılan modern tıpta tamamlayıcı bir yöntemdir. Şöyle söyleyeyim, akupunktur tedavisi gibi, ozon tedavisi gibi, mezoterapi gibi, sülük tedavisi gibi, hacamat gibi. Bunlar alternatif tıpta, modern tıpı tamamlayıcı unsurlardır. Şimdi iş kadınısınız ama alternatif alanda uzmansınız. İş kadını hangi alanda çalışıyorsunuz? Biz genelde beyaz eşya üzerine çalışıyoruz. Özellikle bir eve elektrik elektronik ne lazımsa. Aklınıza gelebilecek küçük ev aletlerinden tutun da beyaz eşya, işte bilgisayar, bunun gibi ürünler satıyoruz. Evet. Peki Pınar Hanım, güzellik merkeziniz var. Merkezimiz bildiğim kadarıyla birkaç tane merkeziniz var. Evet. Çok güzel. Lazer epilasyon nedir? Lazer epilasyon, kişilerin vücudunda istenmeyen tüylerin lazer ışınlarıyla yok edilme işlemidir. Lazer epilasyon her bölgeye uygulanır mı görmek lazım. Lazer öyle basit hemen olabilen, sonuç verebilen, yok şu kadar seansa bitebilen işlemler değildir. Evet, şimdi bir Pınar Hanım, bir Zehra Hanım diye gideceğiz. Zehra Hanım alternatif üzerine. Peki alternatif nerelerde kullanılır? Genelde modern tıpta mesela ameliyatla düzelmeyen ya da işte ne bileyim diğer tedavi yöntemleriyle, ilaçlarla düzelmeyen, özellikle mesela yaşları geçmiş insanların, yani özellikle 50-60 yaşın üstü hastaların bazı ilaçlara karşı, hani daha fazla etkisinden çok yan etkisi olan ilaçlara karşı duyarlılığı olan hastalarda, bir de dediğim gibi akupunktur tedavisi, mezoterapi, vücudun her yerinde kullanılabilen, özünde bitkiyle olan ama daha fazla modern tıbba tamamlayıcı olarak geleneksel bir tedavi yöntemidir. Yalnız o hacimat alternatif bir tıp, tabii, sülük tedavisi tabii alternatif bir tıp olarak, evet, bunu söylüyoruz değil mi? Söylüyoruz çünkü mesela ben eğitimimi yurt dışında aldım. Orada da uzun süre yurt dışında kaldınız herhalde. Evet. Yaklaşık bir 20 yıla yakın bir yurt dışı geçmişim, evet, var. Evet. Zaten Pascal Üniversitesi Paris'te biliyorsunuz. Evet. Alternatif tıp seçmeli ders olarak kullanılıyor, yani veriliyor yurt dışında. Teknik okullarda da alternatif tıp, özellikle hani alternatif tıp kendi kendini tedavi etme yöntemidir de halk dilinde, geleneksel bir tedavidir. Önceden de bilirsiniz, hani hekimlerin şeyde Osmanlı döneminden de vardır aslında. Evet. Osmanlı döneminde de bilimsel olarak
kanıtlanmış bitkilerin etkisi ki doğada hiçbir şey sebepsiz yaratılmamıştır. Aslında şu an kimyasal olan ilaçlar bile hepsi bitkiden zaten yapılıyor. Tabii ki. Zaten şöyle, bizim okuduğumuz bölümde bir laboratuvarımız vardı. Bu laboratuvarda zaten etken madde olarak bitkilerin köklerini kullanıyorduk. Bu bitkilerin kökleri özellikle kök hücre tedavisinde de kullanılıyor genel olarak. İlaç yapımında da bunların ham maddesi zaten bitkiler. Bitkiler üzerinden yapılıyor. Tabii ki. Tabii ki. Pınar Hanım, şimdi epilepsiyonu konuşacağız ama şimdi mesela halk arasında şu şey var. İşte çocuk 12-13 yaşında hemen epilepsiyona gitmek istiyorum veya 20-25 yaşını geçiyor, geç kaldım diyorlar. Epilepsiyona gitme yaşı sizce kaçtır, kaç olması lazım? Veya kız erkek ayrımı var mı hocam bunun, onu sorayım. Şimdi şöyle bir şey, epilasyonda kız erkek ayrımı tabii ki yok. Ama ergenlik de sonra biz daha çok tavsiye ediyoruz. Çünkü ergenlik öncesi tüylerin değişim süresi oluyor. Bitirme olmaz ama temiz gezebilir. Ama ben kendim 18 yaşından önce çok tavsiye etmiyorum. Ama tabii ki geliyorlar. Geliyorlar onu 18 yaşından önce işte yaz döneminde daha temiz gezmek, daha rahat etmek adına geliyorlar. Ama bitme olarak %80, %90 bitme olmuyor. Onun için biz o süreyi biraz daha böyle geç tutuyoruz. 18 yaşına tutmaya çalışıyoruz. Danışanlarımıza da bunu bilgilendiriyoruz. Biz daha çok öyle tavsiye etmeyi uygun görüyoruz. Pınar Hanım, şimdi mesela artık üniversiteler açılıyor biliyorsunuz. Mesela tabii. Kız çocuklar üzerinden konuşursak. Epilepsiyona giriyorlar. Diyelim ki yaz boyunca gittiler, okul açıldı, ara verdiler. Hı hı. Tekrar diğer yaz başlasalar veya orada başlasalar arada bir sorun olur mu? Şimdi şöyle bir şey, kullanılan cihazlar önemli. Epilasyona zaten her ay gidilmez. Evet. Yaz döneminde en fazla yapılacakları bir seanstır, bilemedik iki seanstır. Onun için 3 ayda, 4 ayda bir gelindiği için ya o cihaz vücuda, kıl yapısına uygun cihazı bulup devam edecek ya da ara verip gitmiş olduğu merkeze devam edecek. Nasıl uygun görürse öyle yapabilir. Peki o cihazı nasıl bilecekler? Cihazları zaten biz danışanlarımıza anlatıyoruz. Öyle bilgilendirirken hangi cihazlar kullanılıyor, merkezlerimizde neler varsa biz o bilgileri verip ona göre hangi bölgesine ne yapılacaksa biz o donanımı gönderiyoruz. Evet. Zehra Hanım, peki alternatif dedik ama bu alternatif kaç yıllık? 1960'lardan süre gelen, yalnız Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1972'de kabul görmüş. Sağlık Bakanlığı tarafından da 1991'de kabul gördü bu alternatif tıp, tamamlayıcı tıp olaraktan. Biliyorsunuz ki halk arasında bazı yeniliklere açık olmayan insanlar var. Daha hani tabiri caizse hani koca karı ilaçları dediğimiz olaylar vardır ya. Evet. Bu da aslında alternatif tıp. Ama bilimsel olarak kanıtlanmamış tabii hiçbiri. Yani bizim eskiden koca karı ilaçları dediğimiz aslında alternatif bir tıp olarak kesinlikle geçiyor. Evet. Mesela ben bunun eğitimini alırken daha önceden işte öksürük için yapılan bazı karışımlar ya da işte ne bileyim balla karıştırılır. Aynen öyle. Öksürük için yapılanlar ya da işte ne bileyim diz ağrıları için, eklem ağrıları için, bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılan karışımları biz zaten annelerimiz bize çocukken yapıp karıştırıp veriyorlardı. Yani çok ciddi anlamda tanıdık geldi yani bunun. Evet. Ama işte eğitimini alırken. Yani adı modernde alternatif tıp olarak tabii yayılmaya başladı. Aynen öyle. Evet, Pınar Hanım, şimdi epilepsiyonun insan vücudunda yan etkileri var mıdır? Varsa nelerdir? Şimdi kanıtlanmış, ispatlanmış herhangi bir yan etkisi yok. Tabii bize de bu çok soruluyor. Sadece bizim dikkat etmemiz gereken şey orada, her bölgeye epilasyon uygulanmasını tavsiye etmiyoruz. Yani tüy olarak, çünkü ince tüylerde epilasyon ters tepebilir. Kadının doğasında olmayan bölgelerde. Bunlar uygulamayı çok tavsiye etmediğimiz bölgeler. Yan etkisi ne olabilir? Tüylerde sertleşme olur ve bitmesi biraz uzun sürebilir. Danışanlarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz. Bu konuda çok uygun görmüyoruz biz aslında. Yani kılı bitirebilirsiniz. Tüyü evet. Bitiremezsiniz. Yani şu cihaz bitirecek, bu cihaz bitirecek diye kesinlikle öyle bir şey yok. Çok uzun süre gitmesi, gelmesi gerekiyor.
biz de olsak, başka yerde olsa kesinlikle biz bu konuda açık açık söylüyoruz yani, bilgilendiriyoruz. O zaman şöyle diyebiliriz mi? Yani bazen mesela reklamlar oluyor, ilana geçiyor. Bir yılda tüylere son. Kesinlikle öyle bir şey, öyle bir yok. Şey yok. Bir yılda tüylere son veremezsiniz. Her ay giderek tüyü bitiremezsiniz. Çünkü deri altındaki bir tüye hiçbir cihazın faydası yok. Kıl yüzeye çıkmadan, kıl başı çıkmadan uygulama yapılmaz. Doğru bir cihaza da her ay kıl çıkmaz. Uygulama yapılır. 15 gün sonrası kontrol seansları vardır. Kontrol seansından sonra ne zaman çıkarsa gelmesi gerekir danışanın. Öyle kendi kafama göre 15 günde bir gideyim. Yok, 10 günde bir gitsem daha çabuk biter. Kesinlikle vücudun üretmiş olduğu bir şey olduğu için bizim ona müdahale etme şansımız yok. Deri altına da ışının inme şansı yok. Böyle evet. Bir yılda biter. Bunlar hikaye. Böyle bir hikaye yok yani kızım. Evet. Peki mesela size gelen ilk başlayan birine siz mi mesela bir ay sonra, bir hafta sonra bir süresiz mi söylüyorsunuz? Biz, bize gelen danışanlarda öncelikle şuna bakıyoruz. Tüylere bakıyoruz. Hangi bölge uygundur onu konuşuyoruz. Ona göre yapacağımız tarihi ya da işte randevusunu oluşturuyoruz. 15 gün sonraki uygulamayı tabii ki biz kontrol seansına veriyoruz. Kontrol seansından sonra bizim danışanlarımıza söylediğimiz ne zaman çıkarsa kıl başına çıkmış olması lazım. Bölgeden bölgeye bu farklılık gösterir. Atıyorum yüz bölgesi bir kontrolden 1,5 ay sonra çıkabiliyor. Bir kol altı 2 ay sonra çıkıyor. Ona göre hangi bölge çıkmışsa ona uygulama yapmamız gerekiyor. Yani çıkmayan bölgeye uygulama yapmanın bir mantığı yok, ticarettir. Evet, yani olmayan yere yapmanın bir mantığı yok. Epilasyon yapmanın bir mantığı yok, sonuç vermez. Yani bir evet. Artı değildir. Evet. Bu arada çok özür dileyerek bir şey, ben de bir şey sorabilir miyim? Tabii. Sadece lazer epilasyonla sınırlı değil bildiğim kadarıyla. Cilt bakımı üzerine de çalışıyoruz. Tabii ki. Merkezlerimizde her şey mevcut. Aha. Cilt bakımı, leke bakımları, kırışık bakımları. Mesela lekeyi soracağım hocam size. Kaş kontrolü, kalıcı makyaj, dövme silme, iğneli epilasyon, baya geniş yelpazemiz. Dövme silme var. Sadece epilasyon değil. Epilasyonda yanlış bilinen çok şey olduğu için hocamız biraz üzerinde duruyor herhalde. Evet, yani çünkü çok insan, fazla gelen sorular. Evet, gelen düşündüm. Sorular ve insanları bazen mağduriyet çok. Yani mağdur ediyorlar, ondan dolayı söylüyorum. Evet. Dövme silme dediniz değil mi hocam? Onu da yayın arasında soracağım. Evet. Biz şimdi Zehra Hanım'a bir soru daha soralım. Bir soru geldi size, onu soracağım birazdan. Alternatif yöntemleri nelerdir? Dediğim gibi mezoterapi vardır mesela. PRP, kök hücre tedavisi. Akupunktur biliyorsunuz, iğneli. Evet. Bunlar kulak bölgelerinden falan başlıyor. Kulak bölgelerinde bu zayıflamak için kullanılabiliyor. İşte ağrı gidermek için kullanılabiliyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Burada notlarım arasında söylediğim özellikle hemopati diye bir şeyimiz var. Evet. Benzer tedavi şekillerinde de vücudun kendi kendini iyileştirmesi anlamında. Bu birazcık da sizin dalınıza hitap ediyor. Psikolojik men. Alternatif tıpta psikoloji de var biliyorsunuz. Evet. Bunu siz daha iyi bilirsiniz. Bu nedenle özellikle fitoterapi dediğimiz. Fitoterapi zaten günümüzün en popüler tedavi yöntemi. Bunun yanı sıra manyetik alan tedavisi. Işınlarla, işte sarmayla ya da işte ne bileyim dokunmayla, biyoenerjiyle yapılan tedavi yöntemleri. Evet. Bunun yanı sıra bildiğimiz kaplıcaları biliyorsunuz. Evet, sıcak sular. Sıcak su tedavileri. Bunlar da alternatif tıp içerisinde. Evet. Alternatif tıp dediğiniz zaman sadece bitkiler geliyor insanların aklına. Ama o kadar çok yelpazesi, o kadar çok geniş bir dalları var ki bunu artık sabaha kadar konuşsak sonu gelmez diye düşünüyorum. Evet. Vallahi ikinize de bayağı bir soru geldi. Önce Pınar Hanım'dan bir sorudan başlayalım. Tabii. Şu anda 20 üzerinde soru geldi. Pınar Hanım şunu soruyorlar. Çevredeki bazı insanın lazer epilasyon yaptırırsan hastalığa yakalandığın zaman alacağın radyoterapi ya da kemoterapi etkili olmaz diyorlar. Bu doğru mu? Şimdi bunun doğruluk payı yok. Evet. Biz kemoterapi almış hastaların biliyorsunuz tüyleri dökülüyor. Sonradan o tüylenme için ilaçlar veriliyor. Evet. İstenmeyen bölgelerde de tüylenmeler oluyor. İster istemez biz bunları da yok ediyoruz. Bu danışanlar bize geliyor. Evet. Ki böyle bir şey olsa o zaman hiç kimsenin böyle bir uygulamaya Sağlık Bakanlığı'nın izin vermemesi gerekiyor. Çünkü kanser tedavisine cevap vermeyecek bir şey ki günümüzde kanser çok büyük bir hastalık. Çok fazla olan bir hastalık.
Yani Sağlık Bakanlığı'nın buna el atmış olması lazım. Böyle bir şey yok. Kesinlikle evet. Yok. Yani kanıtlanmış bir şeysi yok. Bunu ben kendi kanaatim olarak kullanmıyorum. Bunu bizler de araştırdık. Onkoloji doktorlarına da sorduk. Ama kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını, ki kanser hastası olan hastalarımızın tedavi görüp sonradan bize geldiğini de biliyoruz. Kemoterapi aldıklarını biliyoruz. Ya onlar da kemoterapi... Yani biz olmayacağız anlamına gelmez. Sonuçta bizler de iplasyon yaptırmışız ki böyle bir şey olsa bizler de yaptırmayız kendimize. Yani, çocuklarımıza yaptıramayız. Yani hiç kimse yaptırmaz ki. Tabii. Bence çok da doğru söyledi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki Zehra Hanım, alternatif yöntemleri nelerdir diye bir soru var. Yöntemlerini demin söylemiştim ya, hani sülük tedavisi, ozon tedavisi, özellikle işte ışın tedavisi gibi, fitoterapi, işte mezoterapi, ki siz bunları çok daha aktif kullanıyorsunuz. Tabii, özellikle kök hücre tedavilerinde meyve kullanılıyor. Meyve sütlerinden oluşan şeyler. Hacamat, bildiğiniz işte sülükler falan, bunun gibi. Özellikle ağrı giderici, ameliyatsız, iğnesiz, yani modern tıpla alakası olmayan ama bilimsel olarak da kanıtlanmamış bir yöntem bunlar. Evet. Özellikle bağışıklık sistemini, kan dolaşımını, ondan sonra kemik yapısını düzeltmekte özellikle fizyoterapistleri biliyorsunuz. Evet. Bu fizyoterapistler hani kemik ağrıları, işte bel ağrıları, bel fıtıkları, bunları eğitimini alaraktan günümüze uyarlamışlardır. Bunlar birer doktor değildir, tıp doktoru değillerdir. Ama yaklaşık 3-4 yıl eğitimini aldıktan sonra bunları, özellikle de kronik hastalıkları olan insanları belli bir sürede tedavi edebiliyorlar bu yöntemlerle. Evet. Şimdi şöyle bir soru gelmiş Pınar Hanım. Ladder epresyon hangi tüyler bitirir? Yüzde kaç biter? Tüylerde yüzde kaç biter diye bir soru var. Şimdi şöyle bir şey. Kişiden kişiye değişen bir şey. Bölgeden bölgeye değişen bir şey. Yüz bölgesi mesela hormonal yapılardan oluştuğu için insanların, bayanların doğasında olmayan bölgeler diyebiliriz. Bunların bitişi biraz uzun sürebilir. Ama ince tüylerde biz kesinlikle tavsiye etmiyoruz ki artık danışanlar istiyor çünkü tüyden rahatsız oluyor insanlar. İnce tüylerde biraz daha uzun süreli biter. Beyaz tüyleri kesinlikle epilasyon, beyaz, sarı, turuncu tüyleri hiçbir lazer cihazı görmez. Kesinlikle, yani bu benim kendi kanaatim değil, bu araştırmalarımız sonucu ki 2006'dan beri bu işi yapıyorum. Yok böyle bir cihaz ki olsaydı biz alırdık. Sadece o tüyleri bitiren cihaz iğneli epilasyondur. İğneli epilasyonda kalan beyaz tüyleri, kırmızı tüyleri, turuncu tüyleri dediğiniz ve sarı tüyler de etkilidir. Ama iğneli epilasyon birazcık meşakkatli bir iş olduğu için, leke bırakma riski çok yüksek olduğu için ince tüyleri de çok tavsiye etmiyorum. İnce tüyleri çok tavsiye etmiyorsunuz? Etmiyorum. Yani büyük bölgeyse, çok fazla bir bölgeyse tavsiye etmiyorum. Tek tükse olabilir. Evet. Peki Zehra Hanım, alternatif faydaları nelerdir? Alternatif tıpın faydaları şöyle söyleyeyim. Daha çok kendini iyi hissetmenin, bağışıklık sistemini güçlendirmenin, daha enerji ve kimyasal maddelerden uzak kalarak da, özellikle mesela biliyorsunuz hepsinin, bütün aldığımız ilaçların kimyasal tarafı var. Bir tarafı yaparken diğer tarafı bozma gibi bir özelliği var. Yan etkisi olmadığı için her şeye faydası var diyebilirim. Yani her şeye faydası var, yani somanın dolayı her şeye faydası var. Aynen, her şeye faydası var. Diyorum ya, doğada hiçbir şey sebepsiz yaratılmamış. Evet. Özellikle bu kürlerde, ama şu bir de şu var. Halkın bilinçlenmesi gereken bir olay. Bitkilerin dozunda kullanılmadığı takdirde faydasından çok zararı olabilir. Hatta zehir haline de gelebilir. Zehir haline gelebilir. Her şeyi dozunda ve bunu gerçekten bir uzmanından tedarik etmeleri lazım. Ya da tedavi yöntemlerini bir uzmandan almaları lazım. Evet. Kendi kafalarına göre yapmamaları lazım. Peki Pınar Hanım, dudak dolgusu çalışıyor musunuz? Dudak dolgusu bizim işimiz değil. Güzellik uzmanlarının işi botoks dolgu değil. Öyle bir soru gelmişti. Bu kesinlikle uzman doktorların yapacağı bir şeydir. Ve güzellik uzmanlarının yapacağı bir şey değil. Danışanların da böyle bir şey istemesi doğru değil. Evet.
Peki botoks yapıyor musunuz? Botoks dolgu dediğim gibi uzman doktorların işi. Kesinlikle uzmanların işi. Yani güzellik uzmanlarının belli işi vardır. Doktorların belli işi vardır. Evet. Biz birbirimizi tamamlayabiliriz doktorlarla ama doktorlar botoks dolgu bizim işimiz değil. Tabii ki alanında uzman olan doktorlar. Yani bu işte uzman olan doktorlar. Peki leke tedavisi yapıyorsunuz. Tabii ki yapıyoruz. Yani gelen sorulardan sonra cilt tonu aşma var mı? Yani kendi derisinin dışına çıkaramayız. Kendi derisi neyse odur. Hı. Ama leke varsa lekeler açılır. Esmer bir insanı beyazlatmak mümkün değildir ki böyle bir şey yok zaten. İnsanlar beyazlayacağını düşünerek bazı uygulamalara geliyor. Bunlar yanlış bilgilerdir. Evet. Peki Zehra Hanım, alternatifin zararları... Evet, dediğim gibi. Varsa zararları var mı, varsa nelerdir? Psikolojik olarak insanların bazı şeylerden hani fayda görmemesi, alternatif tıbba yönelip bilinçsizce yaptıkları bazı kürler ya da ilaçlar ya da hani başkalarına inanıp sana iyi geldi, bana iyi gelir mantığıyla giderlerse çok ciddi, dediğim gibi dozunda kullanılmadığı takdirde zehir olabilir. Faydasından çok zararı olabilir. O yüzden ciddi anlamda. Mesela bunu profesör biliyorsunuz, İbrahim Sarıçoğlu televizyonlara çıkıp bunların ölçülerini, dozlarını her türlü zaten veriyor. Bu arada ben alternatif tıp uzmanıyım ama hiçbir zaman burada risk alıp da böyle bir deneyimde bulunmadım. Ticaret yaptığım için de çok evet. da insanları yani risk almak istemedim. Herkes de farklı sonuçlar verebiliyor. Evet. Size iyi gelen Pınar Hanım'a iyi gelemiyor mesela. O yüzden bu çok büyük bir risk. Ciddi anlamda bunu iş edinmiş, eğitimini almış yıllarca, ki 3 yıldan başlıyor eğitimi zaten. Dediğim gibi okullarda ve üniversitelerde, şu anda hastanelere de girdi aslında. Evet. Alternatif tıp olarak. Evet. Özellikle psikolojik sorunları olanlarda umutlarını bağlıyorlar çünkü bunlara. Belki doktorlara daha, yani doktorlardan çok daha fazla para veriyorlar bu tarz uygulamalara. O yüzden en büyük zararı da psikolojisini bozması evet. insanların. Evet. Peki Pınar, şimdi şöyle bir soru gelmiş bize. Lazer epilasyonu hangi aralıklarla yapılır diye bir soru var. Lazer epilasyon? Evet. Dediğim gibi biraz önce de konuşmada, tüyler çıktıktan sonra seans yapılır, 15 gün sonrası kontroldür. Kontrolden sonra ne zaman çıkarsa. Ki kıl çıkmadan lazer epilasyonu yapmanın bir mantığı yok. Yani bir merkez şu tarihte gel deme şansına çok sahip değildir. Çünkü herkes de farklılık gösterir. Her bölgede farklılık gösteren bir uygulamadır. Ne yapılıyor? Mesela biz tüm vücut çalışsak bile hani danışanlarımıza şunu söyleyebiliyoruz. Hangi bölgeniz çıkarsa o bölgeye gelin. Çıkmayan bölgeye epilasyon uygulamanın bir anlamı yok. Çünkü sonuç veremez. Yani sonuç alamaz hastamız. Oradan bir sonuç alamazsınız diyorsun değil yani mi? Yani olmayan bölgeye lazer uygulamak çok mantıklı değil. Çünkü kılbaşı yüzeye çıkmadan ışın deri altına inmez. Evet. Peki lazer epilasyon kaç seansta tüyler biter diye bir soru var. Şimdi şu kadar seansta biter diyen, bir garanti veren bir merkeze ben güvenmem. Evet. Yıllardır bu işi yapıyorum. Çok insanla, çok danışanla çalıştım. Hani tecrübe olarak söylüyorum bunları. Kişiden kişiye, bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Ve nasıl diyeyim size? Sorumuzu unuttum. Buyurun buyurun, rahat olun. Sorumuz neydi, pardon? Kafam bir yerde ne aldı. Ne zaman sürede biter? Şu kadar seansta biter, yani 10 seansta biter, 6 seansta biter demek çok doğru değil. Yani bazı bölgeler 3 seansta biter ama bazı bölgeler bir ömür bitmeyebilir. Onun için bunun çok bir garantisi yok, yani buna inanmasınlar. Yani o zaman buna çok doğru bulmuyorum. Bu konuşma, yani garanti vermek çok mantıklı değil. Çünkü hormonal yapı, hastalık, ondan sonra kişinin ten rengi, kıl yapısı, bunlar hepsi etkili. Yani sadece bizim yaptığımız uygulama ne kadar doğru olursa, yaptığınız cihaz ne kadar doğru olursa olsun, bunlar da önemli etken. Yani bir bütün o. Biz tamamlayacağız. Evet. Ne yapıyoruz? Biz dışarıdan etkileyebiliriz. İçerideki hormonal yapının da etkisi var. Evet. Ona göre seans kişiden kişiye değişebiliyor.
Bundan sonra çok teşekkür ederim. Neden teşekkür ediyorum? Açık açık her şeyi böyle söylüyorsunuz. Yani boşu boşuna gelmeyin diyorsunuz. Yani şu biz merkezlerimize gelin. De böyle davrandık. Evet. Ben bu işe girerken de dürüstçe çalıştım. Halen söylüyorum. Olmadığı zaman biz danışanlarımızı gönderebiliyoruz ki biliyorlar, Adıyaman biliyor. Yani ilklerindenim. Hep böyle çalıştım. Böyle çalışmaya da devam edeceğim. Olay tabii ki ticaret. Ama doğru ticaret. Ama öncelik para ticaret diyorsunuz. Benim için çok doğru ticaret, dürüst olursanız yıkılmıyor. Evet. Çok daha iyi olur. Şimdi biraz dediniz ya Pınar Hanım. Kan seansa bir şey diyemiyoruz. Yani 3 saat, 5 saat. Öyle bir garantisi yok zaten. Yok. Aynı olay bizim mesleki hayatımızda da var. Hocam ben depresyon için geleceğim. Kan seansı da biter. Bunun için bir şey söyleyemeyiz. O biraz kişiye bağlı. Ya tabii ki, yani bizde de mesela atıyorum epilasyona geliyor. Antidepresanlık bir ilaç kullanıyor. Ki tüylenme yapar. Doğum kontrol hapı kullanıyor. Yapabilir. Ya da doğum kontrol hapını bırakıyor. Sonrasında epilasyon yapıyor. Bunlar hepsi tüylenme. Yani bir antibiyotik bile bunu yapabiliyor. Evet. Onun için yani biz dışarıdan müdahaleyiz. Bitiş, epilasyonun gayesi zaten şu kadar seansa bitirmek değil. Epilasyonun gayesi şudur. Uzun süreli temiz geziyorsan çıkan tüyler aynı şekilde çıkmıyorsa sonuç alıyorsunuz. Evet. Ama ben 3 seansta sizi bitiririm. Öyle bir garanti varsa o zaman biz paketi evet. alalım, peşin parayı alalım, 3 seansta bitirelim, müşteriyi yollayalım. Bitmedi, size hesap soracağım. Bitmedi. Yani, yani böyle bir garanti veremezsiniz. Mesela bazen evet. bize diyorlar ki biz size güveniyoruz, siz bitirirsiniz. Ama tamam da biz bize güvenebilirsiniz, biz cihazlara güvenebiliriz ama sonuç olarak sizin vücudunuzun vereceği tepki de bizim için önemli. Yani bitmese hoş olmaz. Onun için ben garantili konuşmayı, hiçbir şeyi de garantili konuşmayı sevmediğim çok gibi güzel. Kendi işimde de garantili konuşmuyorum. Ha uyguladım, uygulamanın doğru olduğunu eminsem sıkıntı yok. Çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zeren, size de bayağı bir soru gelmiş. Şimdi bir tane soracağım. Meme kanser tedavisi için alternatif yöntemler var mı? Şimdi kanser türlerinin hepsinde tek bir tedavi vardır alternatif tıpta. Özellikle karabaş otunu bilir misiniz bilmiyorum. Evet biliyorum. Karabaş otu ve kekik. Bu hiçbir kanser hücresi ona karşı koyamaz mesela. Sadece meme kanseri, cilt kanseri ya da işte ne bileyim diğer kanserler olarak adlandıramayız. Bu özellikle karabaş otu hücre yenileyici ve zararlı hücreleri de öldürücü bir özelliği var vücutta. Bu kekikle birleştiği zaman tabii bunu doğru bir şekilde dozunu ayarlayıp evresine göre tüketmek gerekiyor. Kanserlerin evreleri var tabii biliyorsunuz. Tabii 1, 2, 3, 4 evreleri var. Evreleri var ama bir karabaş otu hem bağışıklık sistemini güçlendirir ki kanser hastalarında biliyorsunuz bağışıklık sistemleri çok zayıftır. Hem kan dolaşımını hızlandırır, kan sulandırıcı özelliği vardır, hücre yenileyici özelliği vardır ki zaten internetten girip bir karabaş otunun faydalarını okudukları zaman nelerle karşılaşacaklarını ben burada söylemeyeyim yani. Evet. Teşekkür ederim. Pınar Hanım. Şimdi bir soru gelmiş. Ben hamileyim. Nazar operasyonuna gidebilir miyim diye bir soru var. Şimdi baştan yani hamile olanlar nazar operasyonuna gelebilir. Şimdi baştan da söylediğim gibi hani kanıtlanmış, ispatlanmış herhangi bir zararı yok. Tabii biz buna zararsızdır da diyemeyiz. Çünkü daha 50 yıl olmadı lazerin geçmişi. Evet. Ama şöyle bir şey var. Şimdiki gebeliklerde sıkıntılar olduğu için, düşükler olduğu için, çocuklarda engeller olduğu için ki çünkü hormonal beslenme, dış etkenler çok etkiliyor. Onun için biz direkt yaparız hiçbir zararı yok diyemiyoruz. Biz evet. doğum doktorunuza sorun, uygun görüyorsa gelin yapabiliriz diyoruz. Yani bunu şunu diyorsun, doğum doktoru kontrolünde, doğum doktorun bilgisi Hayır. dahilinde. Yani doğum doktoruna sorsun. Bilgisi, çünkü atıyorum, bilgisi dahilinde. Şöyle bir şey Çetin Bey, atıyorum kuş taşa denk geldi, çocuk bir sıkıntı çıktı çocuklar. Evet. Hani insanlarda şu düşünce olmasın diye. Acaba epilasyona gittim mantığı acaba olmasın ondan diye, mı? Olmasın diye. Biz yine de doktorumuza sorun, öyle yaptırın diyoruz. Ha soruyorlar, genellikle doğum doktorları bunu tavsiye ediyor. Yani bizim gelen danışanlarda bir sıkıntı yok. Ama biz kendimiz direkt almıyoruz, sorun diyoruz. Yani birazcık aslında elimizi taşın altına koymuyoruz. Ne olur ne olmaz. Çünkü biraz sıkıntılar olabiliyor. Yani yeni gebeliklerde, doğumlarda düşük çok fazla. Sendromlu çocuklar çok fazla. Böyle olunca da biz risk almamak adına ya da karşı tarafa risk vermemek, sıkıntı vermemek adına yarın öbür gün onun aklını kurcalayacak bir şey olmaması adına doktoruna sormasını tavsiye ediyoruz. Doktor koltuğuna gelmesi lazım yani. Gelebilir. Evet. Çünkü kılın başından kök parçalandığı için deri altına inen bir ışın yok orada. Evet. Ama biz bunu %100 zararsızdır deme hakkına sahip değiliz. Evet. Böyle bir hakkımız yok. Çok güzel. Zehra Hanım,
Size de bayağı bir soru var. Şeker, tansiyon hastaları için neler kullanılır? Şeker, tansiyon hastaları için. Özellikle halk dilinde şöyle bir şey söyleyeyim. Benim hastalara en çok tavsiye edeceğim, yediklerine, içtiklerine gerçekten öncelikle bir dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle tansiyon hastalarında bizim halk dilinde Medine Gülü dediği, bir de şöyle söyleyeyim, hibisküs. Hibisküs, evet. Hibisküs diye bir ilacımız var, yani şey, otumuz var. Bu nar çiçeği diye de geçer. Evet. Bu tansiyonu düşük hastalarda özellikle mesela şeker koyup içildiğinde hem bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Ama ya da tuz koyup içildiğinde hem çok güzel bir aroması oluyor, tansiyonu dengeliyor. Yükselmiş olan hastalarda sade koyu bir, yani 3 dakika 5 dakika kaynatılarak içildiğinde de yüksek tansiyonu dengede tutuyor. Şeker hastalığında da çok iyi faydası var. Hatta diz kapağı sıvısının bittiği durumda da çok ciddi anlamda fayda sağlıyor. Bamya tohumu, ondan sonra bu nar çiçeği çayı, yani normal bitki adı hibisküs ama nar çiçeği halk dilinde ya da Medine Gülü halk dilinde, evet. Böyle bunların, ama dediğim gibi dozunu bilmeleri lazım. Dozunu ayarlamak, her şeyin fazlası zarar. Şimdi hipertansiyon hastaları var, kesinlikle. Yüksek tansiyon hastaları var. Pınar Hanım'ın dediği gibi risk almamak adına bunları gerçekten bir uzmanla konuşup kendi evrelerini ya da işte mesela tansiyonu kaça çıkıyor hastanın, atıyorum şekeri kaça çıkıyor hastanın, buna göre bir kür yapılmalı. Kimi 3 dakika kaynatılıyor, kimi 5 dakika, kimi 8 dakika, kimi 20 dakika. Yani bunları hastanın durumuna göre, ama nar çiçeğini normal çay gibi demleyip içseler de tansiyonu düşürüyor. Evet, yani o zaman şunu söyleyeyim, her şey dozajında. Tabii, her şey dozunda. Pınar Hanım, yüz lekeli için hangi uygulamalar yapılıyor diye bir soru var. Şimdi çok uygulama var. Leke deri hasarı olduğu için öyle basit bilinen bir şey değil. Bize de çok geliyor bu. En çok da yaz döneminde insanlar istiyor. Çünkü yazın daha aydınlık olduğu için insanların lekeleri de güneşten daha da pekiştiği için insanlar rahatsız olup yazın gelmek istiyorlar. Evet. Leke uygulamalarımız çok çok fazla olduğu için hani bir kişiye sadece bir uygulamayla leke yok etme şansımız yok. Cilde bakıyoruz, analiz ediyoruz. O cilde öncelikle nedir? O cildin durumu hassas mıdır, yağlı mıdır, karma mıdır? Bunlar bir bakmak lazım. Lekenin oluşum yaşı ne zamandır? Lekenin sebebi nedir? Bizlikse bizliktir, bizlik değilse doktorluktur. Ona göre yönlendirmeyi yapıp hastayla kesinlikle yazın uygulama yapılmadan. Çünkü yazın leke bakımı uygulaması yapılmaz. Mart ayında yapılmaz. Ara vermek lazım. İnsanlar bunları yanlış biliyor. Cildi direkt soyup beyazlatamazsınız. Böyle bir şansınız yok. Leke Eylül, normalde biz eskiden Eylül ayında başlardık ama şu anda Eylül'de sıcak olduğu için Ekim sonrası, yani bir 20 gün sonra başlayacağız. Bekletiyoruz biz de leke bakımlarımızı. Eylül'ün sonrasına başlayıp ne kadar yol alabilirsek Mart'ta yine bir ara verip, ama bu arada tabii ki danışanlarımızın kendisini çok iyi koruması lazım. Çünkü leke deri hasarı olduğu için nasıl koruyabilirler mesela? Buradan kesinlikle söyler. Güneşten korunacak. Kesinlikle güneş koruyacak. Yani evden çıkmıyorum, güneş koruyacak. Epilasyonda da bu böyledir. Evden çıkmadığım için güneş koruyucu kullanmama gerek yok. Güneş ışını içeride. Yani gölgede otursanız güneş yakmıyor mu? Tabii ki yakıyor. Onun için güneş koruyucuyu günde 3 defa, 4 defa şeyine göre, derecesine göre kullanmak lazım. Ve leke öyle kendi kafama göre gidip şunu yaptırayım deyip uzman bir kişiyle oturup ne yapılabilir konuşup ona göre, biz bile leke bu uygulamayla başlayıp şununla bitiririz diyemiyoruz. Çünkü cilt de bizi yönlendiriyor buna. Peki şey var mı? Lekenin belli bölge şeyi var mı? Şurası burası leke diye bir genellikle şey var mı? Zaten vücut lekelerinde eğer vücutta bir kararma gibi, is gibi varsa hani bu bizlik değil. Bu, evet. Direkt doktora gidip baktırması lazım. Ama yüzdeki güneş, genellikle yüzde oluyor bu. Güneş lekelerinde, hamilelik sonrası lekelerde. Bunlara biz de uygulamalar yapabiliyoruz. Ha, oluşmaz mı bir daha leke? Oluşma ihtimali yüksektir. Çünkü orada koruyucu tabaka yok ettiğimiz için, yok olduğu için
kişinin. Onun için zaten leke oluşuyor. Nemsiz olduğu için bu da bir etken oluyor. Ne oluyor? Bunu çok iyi korusa bile leke oluşabilir. Yeniden çıkar ama eskisi gibi olmaz. Ama yapmasa ne olur? Leke daha da derinleşir. Orada daha büyük bir tabaka oluşacak ve bunu temizleme şansı kesinlikle yok. Evet. Onun için leke genellikle kışın yapılan, yazın yine oluşabilen bir şeydir. Biz açık açık bunu danışanlarımızla konuşuyoruz. Ha, bunu yapma sebepler cilde tabii ki lekenin yaşının artmaması, daha çirkin bir görüntü olmaması için. Çünkü sonrasında herhangi bir uygulama yapamayız. Kimse yapamaz. Evet. Bu şekilde yapıyoruz bizler. Evet. Yani yönlendiriyoruz. Evet. Şimdi leke deyince Zehra Hanım'a soralım. Alternatifte de lekeyle ilgili şeyler var mı? Tabii ki. Şimdi alternatifler. Bazı vücuttaki lekeler vücudun nem oranına göre de değişiyor. İçsel bir hastalıkla da leke oluşabiliyor. Tabii ki. Kesinlikle. İçsel bir hastalık karaciğerde ya da işte ne bileyim böbrekte fonksiyonu çok fazla olan iç hastalıklarında da çıkabiliyor. Ama sonradan oluşan, mesela dediğiniz gibi güneş, doğum lekesi, işte güneş lekesi. Demin karabaş otundan bahsetmiştim mesela. Evet. Karabaş otunu 3 dakika kaynatıp, mesela atıyorum 6 tane karabaş otunu 3 dakika kaynatıp onu tonik haline getirip akşamları ya da sabah uyandığınızda o lekeli bölgelere sürdüğünüz zaman, sonradan oluşmuşsa tabii bu leke, onu tonik haline getirip cildinize sürdüğünüz zaman o lekeleri kesinlikle çıkarıyor. Ben buna şahidim ve bunu uygulamalı ders olarak da yaptık. Evet. Tez olarak da verdik. Özellikle cilt lekelerinde. Egzemalarda da mesela deri hastalıklarında özellikle kaşıntılı, döküntülü, işte sorudan oluşan ya da işte su mantarı, mantar gibi lekelerde de devreye giriyor. Kuru dut. Özellikle bildiğimiz kuru dut. Evet. Şimdi kuru dutta da mesela ölçü vermeyeyim, mesela ölçü derken şu insanların avuçlarına göre değişiyor. Bir avuç kuru dutu 8 dakika kaynatıp, kaynayan suya atıp 8 dakika kaynattıktan sonra, soğuduktan sonra kuru dutu o egzamalı bölgeye sürüp suyunu içerseniz egzamayı da iyileştiriyor. İyileşmiş. İyileştirme özelliği var. Üstelik kuru dutun özellikle mide yarası, enfeksiyon, idrar yolları enfeksiyonu, böbrek enfeksiyonları, bunlarda da çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Zaten Tutla gibi ilçemiz bile var. Aynen. Evet. Onun için bence Tutla gidin, aslında pekmezi de bence çok faydalı. Evet, tabii o pekmezi, tut pekmezi bağışıklık sistemi yine devreye giriyor. Kan yapıcı özelliği var. Evet. Mide yarasını iyileştirme özelliği var. Mide, özellikle reflü, ondan sonra mide ülseri. Bunu aç karnına içildiğinde hem kansızlığa iyi gelen bir özelliği var, hem de enfeksiyonlarda da faydasını gördüğümüz zaman tudun kendisi, kuru dudun kendisi bizzat tanelerini egzamanın üzerine sürdüğünüz zaman kesinlikle iyileştiriyor. Evet. Pınar Hanım, şimdi lekeleri konuştuk da bir soru gelmiş. Leke giderse bir daha oluşur mu diye bir soru var. Biraz önce dediğim gibi lekenin, yani leke bir deri hasarı olduğu için oluşma ihtimali yüksektir. Hı. O yani buna garanti veremeyiz. Leke oluşmaz, evet, diye bir şey yok. Çünkü yaz çok sıcak geçiren bir ildeyiz. Yani insanlar kendisini ne kadar korursa korusun, gölgede de içeriden de çıkmasa, güneş ışını içeride olduğu için, aydınlattığı için tabii ki leke oluşabilir. Tabii eskisi gibi olması değil ama ince tabakalar olur. Onu kışın yine bir çözüm bulması gerekir. Gelmesi gerekir yani. Evet. Size son bir soruyu daha sorayım. Akne bakımı için ne önerirsin diye bir soru var. Şimdi şöyle bir şey. Akne başlı başına bir problemdir. Ergenlikte oluşur. Akneyi bir açalım. Akne nedir? Akne sivilcedir. Tamam, bilelim. Çünkü mesela akne ne olduğunu bilmiyorsunuz, evet, tabii. Akne sivilcedir. Sivilce ergenlikte ciltteki yağlanmaya bağlı, vücuttaki yağlanmaya bağlı. Bölge bölge çıkar. Biz akne bakımlarında şunu diyoruz. Önce danışanlarla görüşürüz. Göğüste, sırtta, kolda, vücudun istenmeyen başka bölgelerinde varsa zaten bu bizim işimiz değildir. Evet. Karaciğerlerde bir sorun olabilir. Biz direkt doktora yönlendiriyoruz. Doktorda da ne yapıyor? Bazı ilaçlar kullanılıyor. Yaşa bağlı ya veriyorlar ya vermiyorlar. Değişiyor. Ama akne başlı başına öyle tedaviyle olacak, hemen bitecek,
Uzun süreli bir şey işlemdir. Tabii doktor desteğiyle beraber yapabiliyoruz bazen. Bazen kişilerin cilt temizliği, yağ çok önemli. Çünkü vücudun üretmiş olduğu bir şey. Yağlı evet. ciltlerde daha mı çok oluyor? Daha tabii yağlı ciltlerde, tabii. karma ciltlerde, pH'i bozuk ciltlerde de oluşuyor. Mesela evet. cilt kurudur ama akne döküyor. Bu pH'i bozuk. Aslında normalde yağlı bir cilt. Yanlış uygulamalar yapılmış, yanlış ürünler kullanıldığı için, cildin pH'ini bozduğu için ne oluyor? Bu sıkıntılar olabiliyor. Akneye kesinlikle görmeden bir şey diyemiyoruz. Akne öyle kendi kafasına göre yok. Bal süreyim, yok yoğurt süreyim, yok. Bunlar olmaz. Aknenin temizliği çok önemlidir. Kullanılan güneş koruyucusu çok önemlidir. Yağsız bir güneş koruyucu kullanacak ve evet. temizleyici jel olacak kesinlikle. Gençliğin sorunu akne. Akne çok büyük bir sorun. Evet yani. Çok büyük bir sorun. İnsanlar çok yanlış şeyler yapabiliyor. Yani çok küçük yaşlarda direkt bazı ilaçlar var. Onun yaşı var mı? Mesela tabii ki 13, yani, 15, 17, 20. Kullanılmaması gerekiyor. Çünkü kaç yaşında ilaçlar, kullanmaları lazım? Ya her şey, hormon oturmadan bir şey yapamazsınız. Doğru vücut değil. Vücut tam oturmadan? Oturmadan bir şey yapamazsınız. Ama şöyle bir şey var. İlaç kullanmak doğru mudur? Bazı insanlar için gerekiyor. Ama bazı insanlar için kolay yoldan gitmekti. Bu da ne yapıyor? Vücutta kuruluk yapıyor. Nem kaybı yapıyor. Nem kaybını yapınca ne oluyor? 25 yaşındaki çocuklar geliyor karşımıza. Cilt kırışıyor. Evet. pH bozuk çünkü cilt kırışık. Bu defa ağır nemlendiriciler kullanmak istiyorlar. O yaştakilerine de onlar tavsiye edilmiyor. Kötü duruyor. Onun için ben çok ilaç taraftarı değilim. Hani birazcık daha temizleyici, daha çok... Cildi temiz tutsunlar diyorsun aslında. Cilt temizliği çok önemli. Aknede herkesin havlusu kullanılmaz. Tek kağıt havlularla yüzünü silinmesi lazım. Her gün kesinlikle evde bakım çok önemlidir aknede. Yani bizim yapacağımızın dışında evde bakım da çok önemlidir. Yastık kılıflarının değişmesi lazım. Öyle her şey yenilmez. Çerezler, yeni nesil çerezli, cipsli, kolaydı. Bunlar hep kesinlikle akne yapan şeylerdir. Ya patates kızartmaları, fast food türleri, bunlar hep akneye yöneltir. Evet. Zeynep, size son soru soracağız. Sonra size bir dakika vereceğiz. Program bitireceğiz. Çünkü programın sonuna geldik. Evet. Migren ve sinüs tedavisi için alternatif var mı? Dediğim gibi bu biraz önce hani manyetik alan evet. tedavisi. Özellikle migren hastaları ışıktan çok ama çok rahatsız olurlar. Baş ağrıları ve migren ağrıları tuttuğunda. Ozon tedavisi ve özellikle de bu manyetik alan tedavisi çok etkilidir migrende, baş ağrılarında, ağrı gidermelerde. Bunu tavsiye ederim. Özellikle manyetik alan ve ozon tedavisi altınlar. Evet, manyetik ozon tedavisi almanı tavsiye ediyorsunuz. Kesinlikle evet. Program sonuna geldik ama son bir dakika size bir söz hakkı vereceğiz. Son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı izleyicilerimize? Böyle bir program için aslında teşekkür etmek istiyorum. Çünkü insanlar bu konuda beni çok uyarıyor. Bilgi verin, bilgi verin. Yanlış bilgiler, yanlış bilgilerle yanlış işler yapılıyor. Bu konuda bize çok geliyorlar. Yani her zaman için işte televizyonda konuşun, şurada Instagram'da konuşun. Ben çok fazla sosyal medya kullanma taraftarı bir insan değilim. Belki de evet. biraz geri planda kalıyorum. Ama böyle bir programı siz düzenlediniz. Biz size teşekkür ediyoruz. Danışanlarımız için iyi olacak inşallah. Ben size teşekkür ediyorum. Yani davetimi kırmadınız geldiniz. Ben ayrıca size teşekkür ediyorum. Ve çok böyle açık sözlü olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Yani çünkü biz burada amacımız doğru bilgi vermek, doğru yönlendirmek. Doğruyu konuşmak için geldik. Evet. Biz zaten kendi merkezlerimize de doğruyu söylüyoruz. Personellerimiz, çalışanlarımız hiçbir yanlış bir konuşma yapmaz. Yani sadece ben değilim. Evet. Benim orada çalışan personellerim de kesinlikle hiçbir müşteriyi yanlış bir yönlendirme yapmaz. Onlar da benim kadar tecrübelidir bu konuda. Evet, çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık diliyoruz. Zehra Taylan, siz son olarak söylemek, eklemek istediğim bir şey var. Hem iş kadın olarak evet. hem alternatif tıp uzmanı olarak söylemek istediğim bir şeyler var mı? Ben de çok teşekkür ediyorum. Özellikle hocam bu yayını yaptığınız için. Benim ilk canlı yayın tecrübem. Öncelikle bildiğim şeyleri bile hani heyecandan konuşamıyorsunuz. İşte bir olabilir, şeyler bu gayet normal seyirciler de bunu anlayışla karşılayacaktır diye umuyorum. İlk heyecandı. Evet, biraz heyecanlandık. Evet, baya bir heyecanlandık. Bence de. Bu heyecan doğrusunda çok... O zaman bir program da yapma hakkımız doğuyor. Biz İnşallah. Hocam bir daha bir program yapalım. İnşallah bir program daha yaparız. En azından bu acemiliğimizi atmış oluruz. Halkımıza daha doğru bilgiler veririz. Daha doğru yönlendiririz. Biz
biliyorsunuz günümüzde bayağı bir stresli bir ortam. Evet. Siz daha iyi bilirsiniz tabii bunları. Evet. İnsanlara faydalı olmak, işte onlar için bir şeyler yapmak, ne bileyim bir hayır duası almak bile bizim için çok, çok güzel. O yüzden ilk heyecanımız, seyircilerimize teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa, evet, kusurumuz olduysa affola. Çünkü affola, biz de ben şunu söyleyeyim, bir defa meydana gelişinden dolayı sizleri ikinci tebrik ediyorum. Çok heyecan bir şey yoktu. Gerçi çok güzel bilgiler verdiniz. Sağ olun. Evet, sağ olun. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Yani çok heyecanınız yoktu, onu söyleyeyim. Ama buradan ama şunu aldık. Ama çok detaylar vardı, konuşamadık. Tabii o ilk yayın heyecanı olabilir ama buradan şunu aldık. İleride 2-3 ay sonra ne zaman şurada sizler de bize müsait olun. Tekrar sizlere bir program tekrar şeref yaparız duyuyoruz. Diyoruz. Tabii ki. Tekrar geldiğiniz için ikinize de, Pınar Hanım'a da, Zehra Hanım'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Biz ayağınıza teşekkür sağlık. Ederiz. Çok İyi sağ ki geldiniz, iyi ki varsınız diyoruz. Çok Mercan güzel. TV izleyicileri, tekrar bir programın sonuna geldik. Bu akşamın konuklarımız Zehra Taylan, iş kadını, alternatif tıp uzmanı. Pınar Tanrıverdi, güzellik uzmanı, merkezi olan bir hanımefendi. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Zehra Hanım'a, Pınar Hanım'a buradan sizlere de teşekkür ediyorum. Hafta yeni konu konuklarla görüşmek üzere demeden önce yine biz Azerbaycan'dan, yurt dışından izleyen izleyicilerim için geceniz hayra kalsın diyorum. Hayırlı akşamlar.